yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve sizin merak ettiğiniz sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Sizler de telefon bağlantısıyla programımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 294 4 294 nolu telefon numarasını tuşlayarak Diyanete soralım ekibinden arkadaşlarımızla görüşme sağladıktan sonra İnşallah yayına katılabilirsiniz. Mail üzerinden sorularını sormak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim.etdiyanet.gov.tr adresini kullanabilir ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaşımlarımızı takip edip kendi sayfalarına paylaşmak isteyen aynı zamanda sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram'ı kullanarak Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilir sorularını gönderebilir. Ben de imkan nispetinde inşallah muhterem Hocamızı aktarırım. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamızı hemen takdim edeyim. Sonra vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bu akşam bizimle birlikte. Kendisine bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım. Sonra ilk telefon bağlantısı için Kocaeli'ye gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk muhterem hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Hocam. Duacıyım sağlığınıza. Cenab-ı Allah, Allah, Allah eksikliğinizi göstermesin. göstermesin. Müsaadeniz var mı efendim? Buyur telefon bağlantısı için. için. Kocaeli'ye gideceğiz demiştik. Osman Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk Burkan Hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Buyursunlar efendim. Şimdi e, hocam Son da bir insan nasıl namaz kılabilir mi? Kılamaz mı? Onu soracak. Peki efendim. Soralım. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Kocaeli'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tabi bu tarz e, vücuda sonradan e, eklenen tedavi maksatlı bir takım şeyler e, istem dışı bazı sonuçlara da sebebiyet veriyor. Bazen e, idrarımızı, bazen büyük abdestimizi, bazen de farklı şeyler olabiliyor. Bu tarz insanlar namaz kılamayacaklar mı? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli hocam, siz de biliyorsunuz ki bir müminden namaz ancak mükellef değilse, yani henüz buluğ çağına girmemiş ise ya da aklı başından gitmemiş ise, yani cunun hali onda yok ise veya ölmemiş ise ya da bir günden fazla baygın yani koma halinde değilse hiçbir zaman namaz düşmez. Bir kimsenin ağır hasta olması, özürlü olması, yani buradaki özürlülükten maksat işte beyefendinin buyurduğu gibi sonda halinin takılı olup da kendisinden devamlı bir surette vücudundan dışarıya bir akıntı e, bir akıntı olması e, hiçbir şey namazı düşmesi için yet bir sebep değildir yani bir Müslüman namazını kılacaktır Onun için abdest alamayan kişi su yoksa veya kullanamıyorsa teyemmüm eder e, ya da bir kimse, Devamlı bir şekilde kendisinde meydana gelen bir özürden dolayı burun kanaması gibi bir yaranın kanaması gibi ya da e, Efendim sülüsül beul denildiği gibi e, üzere Hani kendisinden devamlı bir idrar akıntısı meydana gelmesi gibi bir durumun olması üzerinde öyle bir e, hususun bulunması halinde bu kişi yine namazını kılacaktır. Ancak nasıl namaz kılacaktır? Mesela burada hocam şu, şu da dahil değil mi? Diyalize giren hastalarımız var. Sürekli kan transferi oluyor ve uzun sürüyor. Bu da o sınıfın içinde mi? Şimdi diyaliz konusu biraz daha farklı tabii. Burada özürlü hükümleri e, geçerli ama diyalizde tabii de, e, kan transferi olduğu gibi başka durumlar da var. Ama e, o bir saat veya iki saat hani sürebiliyor. Bir namaz vaktini tümden Geçiyorsa. geçiyorsa o da tabii özürlü hükümlerine tabi olur. Bu durumda olan kişi eğer bir namaz vakti boyunca devamlı kendisinden biraz önce saymış olduğumuz özürler meydana geliyorsa vaktin sonuna kadar bekleyecek ilk etapta hı hı. ve vaktin sonuna kadar devamlı bu özür meydana gel geliyorsa abdest alacak o özür meydana gele gele bulunduğu halde namazını kılacaktır. Mesela bir tarafta kan, yarasından kan akıyorsa o kan aksa bile namazını kılacaktır. Sondadan devamlı dışarıya bir akıntı meydana gelmekle birlikte namazını kılacaktır. Takip eden vakitlerde ise eğer yine namaz vakti boyunca bir tam namaz vakti boyunca en az bir kere meydana gelmesi bu kardeşimizin özürlü hükmüne bağlı olması için yeterlidir. Özürlülük durumunun kalkması, bir tam namaz vakti boyunca en az bir kere meydana gelmeme halidir. Demek ki özürlü de diyebilmemiz için farklı bir husus var. Özürlülüğün devamı için farklı bir husus var. Özürlülüğün bitmesi için ise farklı bir durum var. Özürlü kimse nasıl namaz kılar? Özürlü kişi, e, vakit çıkınca bir abdest alır. O abdestle diğer vaktin çık çıkmasına kadar dilediği kadar farz veya nafile namaz kılar. Dilediği kadar Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir. Hı hı. E, zaten ezber okumasında bir sıkıntı yok. Ve istediği gibi Kabe'yi tavaf edebilir. E, ve bu şekilde hayatına devam eder. E, yani onun için kardeşlerimiz burada yapacakları her namaz vaktinin çıkışında bir abdest almasıdır. Ama şunu da diyebilir, ya ben gerçekten o kadar çok ağır bir durumum var ki, hani devamlı bir şekilde yatıyorum, yerimden kalkamıyorum ve her an irin akıyor. E, tabii bu bu kardeşimiz de temmüm ederek namazını kılar. Yani bir şekilde namaz kılınacaktır. Namazı terk etmek mümkün değildir. Rabbim namazını kılan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Amin efendim. Bu konuda çoluğuna, çocuğuna önder olan ve onlara örnek olan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Nermin Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun Nermin Hanım. Hoş geldiniz. Bakın ben şimdi gözümden ameliyat alacağım e, ee, şeyi su sürmeyeceğim. Su sürmeyince abdest alamayınca namazımı kılamayacağım. Teyemmüm yapsam olur mu? Ya şöyle kollarımı yıkasam, ayaklarımı yıkasam, gözümü de mest etsem bu abdest olur mu böyle? Soralım Nermin Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Şimdiden geçmiş olsun. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. İstanbul'a da selam ediyoruz. ne i̇şte, dersiniz? E, i̇şte değerli kardeşim yani e, bir mazeret nedeniyle abdest azalarından biri veya birkaçının yıkanmaması durumunda ne gerekir? Tam da yeri aslında gelmiştir, evet. üzerine telefon bağlanmış oldu. Buyurduğunuz, yani bir sizin de işaret ettiğiniz gibi kardeşlerimiz hiçbir zaman namazı terk etme durumunda olmamalıdır. Herkes namazını Allah'ın izniyle yerine getirmeli ve kılmalıdır bu noktada üzerimizde bulunan sıkıntılar bizi namazı terk etmeye sevk etmemelidir. Bu nokta çok önemli. Gerçekten buna dikkat etmemiz lazım. İşte burada da hanımefendi gözlerinden ameliyat olacağına göre belki ameliyat esnasında hani gözüne bir sargı sarılacaktır. Bu ameliyat sonrası birkaç gün sürebilecektir. Hatta doktor şunu demiştir, Ameliyat öncesinde bir gün gözüne su sürmeyeceksin. Bir e, hani oraya bir ilaç sürmüş olabilir. Bu durumda o ilacın veya sargının bulunduğu yerin dışındaki diğer bütün azaları, abdest azaları yıkanır. E, sadece o ilaç veya sargının bulunduğu yer yıkanmaz ve o şekilde namaz kılınır. Yani mes edebilir. Mes de zararlıysa ha, tabii ki yani olabilir. eğer sargı üzeri edilir o da zararlıysa mesela ilaç sürülmüştür. Orada meshetmesi, elini oraya sürmesi sakıncalıysa onu da terk edebilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ünal Bey'in selamları var. Almanya'da ikamet ettiğinden bahsetmiş. Diyor ki muhterem hocam, malumunuz Almanya'da her yerde cami yok. Dolayısıyla namaz kılabileceğimiz mekan sayısı az. İş yerine giderken trenle gidiyorum ben diyor. Namaz vaktinin geçme riski ortada olduğu için Namazımı trende oturarak kılıyorum. Bunun bir sakıncası var mıdır? Ee, ya da iş vaktinde namazımı iş yerinde kılsam, şirkete karşı bir sorumluluğum olur mu? Sonuçta bana iş veriyorlar mesaim karşılığında. Yani onların da hakkına girmek istemiyorum demiş. Evet. Şimdi tabii burada bir kardeşimizde bir hassasiyet e, durumu söz konusu. Özellikle sorunun e, son kısmında. Şunu bilelim ki... E, İş veren kişiler yani şirket sahipleri yurt dışında yurt içinde fark etmez kişinin Allah'a karşı olan borçlarını yerine getirmesine engel olmamalıdır. Bu bir inanç özgürlüğü kapsamındadır. Bir kimse bir şey inanıyorsa o inancı doğrultusunda hareket etmek durumundadır Elbette. ve bu inanç özgürlüğü doğrultusunda da onun yapacağı işe efendim karışılmamalıdır. Ama burada mesela kardeşimiz namazlarının sadece farzını kılmakla yetinebilir. Hani eğer mesaisini engelliyorsa, öyle değil mi? E, ve tesbihatı daha sonra çekebilir, iş yaparken çekebilir. Yani illa seccade üzerinde tesbihat çekilmesi şart değildir. Namazın farzını kılar. Onun dışında Hemen işine başla, devam dinledim. eder. Ben şimdi size sormak istiyorum, mesela öğle namazının ya da iki namazının farzı kaç dakika sürer? En fazla dört evet. dakika. Yani bir kimsenin bir günlük mesai içerisinde dört dakika işinden ayrılması onu gerçekten meşgul eder mi? yani. yani en azından yani, belki bir sorumluluk oluşturmaz. Herhangi bir şekilde de. ihtiyaçlar belki tabii, daha uzun sürüyor. Tabii dört dakika üç dakika 5 dakika e, yani kişinin mesaisin e, noktasında bir halel getirmez. O açıdan hepimiz e, bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Tabii ki mesaimize de dikkat etmeliyiz. Ama Allah'a karşı olan görevimiz e, görevlerimizin başı olan namaz ibadetini de bundan dolayı asla terk etmemeliyiz. Bu birinci e, husus. İkinci husus yoldayken diyor hani e, namazımı hı hı. E, kıla a, oturarak öyle hatırlıyorum değil. Trende muhtemelen evet. oturuyordur. Eğer yolculuk çok yani uzun e, sürmesi durumunda böyle bir şey e, düşünülebilir. E, o durumda namazını cem edebilir. Mesela ya, yakında bulunan kişilere hocalara, alimlere, bilginlere, imamlara sorarsa kardeşimize güzel bir şekilde anlatar, anlatabilirler, anlatırlar. Mesela öğle namazını e, ve ikin namazını Efendim beraber kılabilir cemi takdim ya da öğle ikindi ile birlikte cemi tahhirle kılabilir. Böyle bir yola gidebilir. Ama konu sabah namazıysa işe giderken. E, sabah dedik. namazıysa tabi sabah namazını vakti içerisinde kılmak gereklidir. Eğer mümkünse namazı ilk vaktinde hani imsak vakti girer girmez kılıp hemen yola çıkabilir. Bütün bunların hepsi e, mümkün değilse o zaman e, zaten sünnetleri oturarak kılabilir. Burada bir sıkıntı yok ama farzını da gerçekten kişi herhangi bir şekilde imkan bulamıyorsa o zaman namazının farzını da ayakta kılacak bir yer bulamıyorsa oturarak e, kılabilir. Eyvallah hocam. Şimdi benzer bir konuda Elif Hanım bir soru göndermiş. Selamlarını iletmişler. Halk eğitime gidiyorum ben diyor kursa. Abdestimi kurstan alıyorum. Yani halk eğitim merkezinin içerisindeki lavabolarda abdest ihtiyacını karşılıyormuş. Acaba hakka giriyor muyum bu konuyu hocama sorar mısınız? Yani mi? elhamdülillah bu konuda e, yani e, idaremiz, idarecilerimiz e, bir e, herkese devletimiz bir e, kısıtlama getirmemektedir. İnsan elini yüzünü yıkaması Gerektiğinde temizliğini yapması usulünde kamu e, efendim binalarından istifade edebilmektedir. E tabii ki suyu israf etmememiz gerekir. E, yani e, fazla e, e, kullanmamamız doğrudur. E, i̇çinde yaşadığımız dünyanın şartları da bunu gerektiriyor. Ya bunu Evde de böyle yapmalıyız. Evde de İşe böyle evde yapmalıyız. De böyle yani yeterli derecede e, suyu kullanıp ondan sonra işimize bakmamız gerekir. İnsanın insanın kalbi çok hassas ise, bu konuda çok duyarlıysa kardeşimiz o halk eğitim merkezinin bir sarf malzemesini cebinden karşılayarak hani bu konuda kendisini de tatmin edebilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hattımızda bir telefonumuz var. Recep Bey telefon hattımızda Ankara'dan. Alo. Hocam hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar Recep Bey. Allah razı olsun. dört mesele üzerine çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Müstefit oluyoruz. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. E, bazen akrabalar arasında oluyor. E, 50 bin lira, 80 bin lira para isteniyor. O parayı karşılığında e, çok geç geleceği için bir de e, enflasyondan dolayı değer kaybedeceği için, enflasyon farkı da istenemeyeceği için akrabadan yanımızda Altın ya da döviz olmadan, altın cinsinden ya da döviz cinsinden var. Onu teri çevireyim, vereyim de, diyoruz. Ama yalnız altın yok, döviz de yok. Şimdi onun e, o günkü kurundan ya da değerinden teri çevirip 10 tane çeyrek altın borcu. Bunu ben teri çevirdim gönderdim diyorum buraya yani insan yalan katıyor ister istemez. Akrabalar arasında yabancı olsa bu olmaz. Burada bir mahsur var mı? Soralım. Son, son bir, bir, tane de hocam müsaade buyursanız. Buyurun. Bir tane yakınım eşinden boşandı. Boşanma karşılığında mehir alacağı var eşinin. Ancak Sadece ceketini aldı, tüm şahsi eşyalarını, düğünde getirdiği eşyaları, kendisine ait olan ve mehiri fazla kaçıcı olan eşyaları evde bıraktı. Çıktı. Diyor eşrek mehir istediğinde eşine ben oraya bıraktığım tüm eşyalar fazlasıyla mehiri karşılıyor. Onu mehir yerine kabul et diyor. Bu şekilde mehir ödenmiş olur mu? Peki efendim soralım. Biz teşekkür ederiz. Ankara'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar. Evet. Borçlanma esnasında bir değere sabitlesek altın veya döviz kuruna. Evet. Bunda bir sakınca var mı? Veyahut da hani ben böyle yaptım deyip bu işin biraz yalan kısmı burada devreye giriyor. Direkt biz bunu sabitlesek de öyle versek çevirerek ne olur? Şimdi e, burada iki durum var değerli hocam ben ilk önce şunu söyleyeyim diyelim ki bir kimse bir başka kimseye TL olarak boşlanmış ise ya da altın vermişse veya döviz vermişse bizzat elden vermiş ya da bir mal satmış bu malı TL olarak satmış ya da döviz cinsinden satmış malın karşılığını döviz cinsinden satmış e, parayı alacağı zaman farklı bir para biriminden almasında bir sakınca yoktur. Mesela ben size altın borcum var, altın verdiniz bana, 3 tane tam altın verdiniz. Ben de bunları bozdurdum, ondan sonra kullandım. Daha sonra ödeme vakti geldiğinde o günkü kur üzerinden bu 3 altının parasını TL olarak, Türk parası olarak vermemde bir sakınca yoktur. Döviz olarak vermemde bir sakınca yoktur. Bu böyle. Peki ilk baştan bunu verirken e, durum nedir? E, burada da şöyle bir husus var. E, fakihlerimizden özellikle hanefi alimler şöyle diyorlar. E, mesela bir kimse bir başka kimseye altın borcu var. Ya da TL borcu var veya döviz borcu var. Benim size biraz önce TL borcum vardı, Türk lirası borcum vardı, 100 bin lira hı hı. zimmetimdeyken, yani borç bendeyken geliyorum sana diyorum ki veya siz bana teklif ediyorsunuz, biz bunu altına biz ediyoruz. bunu altına çevirelim. O günkü kur üzerinden. Biz bunu altına çevirip artık o 100 bin liranın karşılığı gram altın borç olarak zimmetimde sabit olmasında bir sakınca yoktur. Buna bir paranın başka bir para birimine zimmetteyken çevrilmesi deniliyor. Yani endekslenerek tabii o günkü kur üzerinden endekslenerek… Bu döviz açısından da olabilir. Döviz da olabilir. olur, altın olur, başka bir para birimi olur… Bunda bir sakınca yoktur. Ee, o Hanef zaman diğer üleması, yola tevessül etmeye gerek yok yani. Evet, Hanefi uleması bunu da caiz görmektedir. Buna göre işte ben size 100 bin lira borç verdim e, veya hesaptan gönderdim. Artık siz 100 bin lira borcunuz var değil mi bana? Zimmetinize girdikten sonra biz bunu e, o andan itibaren daha sonra bunu altına veya başka bir para birimine, dövize... O günkü kur üzerinden çevirebiliriz. Borcu alan da kabul etmeli, veren de mi? kabul Tabii olur? ki karşılıklı rızayla olan bir şey bu. Rızasız olur mu? Yani sonradan evet. verecek olan da tabii ya, ki. Ben yani istemiyorum kardeşim. Karşılıklı rızayla olmalı. Rızayla olduktan sonra bunu yapmakta bir sakınca yoktur. Yani o zaman bu yalanı söylemeye gerek e yok Elbette ki. Alanın tevazuyla göndermek gerek yok peki? Tabii. Teşekkür ederiz hocam. Mehir borcu bir boşanma hali söz konusu olursa, ben evden ceketimi aldım çıktım evdeki eşyalar, beyaz eşya, mobilya vesaire bunların hepsi sana kaldı. Bunu mehire sayarım diyebilir mi erkek? Şimdi mehir borcu normal iki kişi arasındaki bir borç ilişkisi gibidir. Yani karı ko kocanın hanımına hı hı. E vermeyi e efendim söz verdiği e mehir borcu bir borç ilişkisidir. Efendim bunun e, konuşulan o mehir belki o evdeki e, eşyaların çok üstünde olabilir. Çok altında olabilir. Hanımefendi o eşyalara ihtiyacı olmayabilir. O eşyaları aldığında onu satamayabilir. Nitekim satmayacaktır demek Belki de yani satmayacaktır. Yani. Belki e, o e, normal o eşyaların aynısı kendisinde vardır. Ama onun para ihtiyacı vardır. Ondan dolayı bu durum karşılıklı rıza ile biraz önce söylediğimiz gibi ve aralarında sulh yaparak olmalıdır. Aksi takdirde e, beyefendi sorum, beyefendinin sorumluluğu devam eder. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Adem Civelek Bey Sivas'tan her akşam izlediğini söylemiş. Size çok çok sevgili saygıları, hürmetleri varmış. Ee, hiçbir bölümü kaçırmadan izliyorum demiş. Sonra da bir rüya sormuş. Rüyamda şöyle şöyle biz Diyanete soralım da Adem abi ve diğer değerli izleyicilerimiz hiç rüya yorumlamadık, yorumlamıyoruz. Dolayısıyla bunu hiç sorulmamış gibi kabul ediyoruz. Bilgilerinize arz olunur. Rüya ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi kardeşlerimiz tabii neden rüya tabiri yapmıyoruz? Şundan dolayı e, kişinin e, görmüş olduğu rüyayla amel etmesi, e, bağlayıcılığı, amel etmesinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi, kişi görmüş olduğu, kişinin görmüş olduğu rüya, eğer güzel bir rüyaysa, e, bunu sevdiği insanlara anlasın, değer verdiği insanlara anlasın. Tabirini de böyle herkese ulu orta değil, e ee, belki özelde. Belki özelde yine bu işin bu işi bilen, bu işin uzmanı olan yalnız bunu hani televizyonlarda rüya tabiri yapanlar var ya onları kastetmiyorum. Onlar şu an Gerçekten salih ee, insanlar, büyüklerimiz, aile büyüklerimize anlatabilir ve onları dinleyebilir ama bu dinlediği tabir, tabir de yani rüya tabiri de biraz önce söylediğim gibi bağlayıcılığı yoktur. Kötü bir rüyaysa bu, bu kötü rüyadan Allah'a sığınsın, kötü rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın ve bunu da hiç kimseye anlatmasın. Eyvallah hocam. Bu şekilde Güzel bir alakalı, genel, genel bilgi, bir bilgi vermiş olduk. Peki teşekkürler. İstanbul'a gidiyoruz. Arslan Bey telefon attığımızda hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun Furkan Bey. Teşekkür Allah ederim. Allah de razı olsun. Sağ ee, hikaye var. Soru soranlara Allah bol sabır ihsan eyle inşallah. <laughs> Hocam ben e, 9 dokuz kere görevli hacca gittim. 5 buradan 4 dört de Avrupa'dan gittim. Allah'a şükürler olsun. Diyanete her zaman sonsuz dua ediyorum. Büyük bir nimet. Birini anneme niyet ettim, ziyaretten gittiklerimi. Birini de kayınpedere niyet ettim. Kayınpeder ben evlenmeden 15 sene önce vefat etmişti. Tabii onların etrafında hocalar da var. demişler ki vekalet almayınca olmaz. Ben zaten varisiyim rahmetli kayınpederin. Vekalet zaten kızı yanımda. Onun haberi var. Gittim. Ben bu ta başlangıcından birini anneme birini kayınpederime niyet ettim ve o hacı yaptım. Şimdi burada vekalet almayınca kayınpederden dolayı olmaz diye bir hoca efendi iyi de bir hoca efendiler durumdan. Fetvaya muktedir bir hoca efendim. Söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Bizi burada şey yaptılar. bir Onurum kırılmadı ama ben hiç meseleyi biliyorum. Benim bu yaptığım hac muteber mi geçerli midir? Kıymetli Soralım. Fatih hocam. Soralım. Sıhhat Fatih afiyet diliyoruz. Amcası da benim boğazlığında cemaatimdi Hacı Nizamettin. Eyvallah. Ne güzel. Evet efendim. Allah, Allah selamet Allah. versin. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun hocam. Vekaletle hacda Yerine gittiğimiz kimseden böyle bir vekaleti sözlü olarak almak şart mı? Şimdi e, vekalet e, yani e, hac için bedel olarak gidildiğinde, vekil olarak gidildiğinde tabii bunun bir takım şartları var, kayıtları var. E, buradaki en önemli şartlardan bir tanesi yükümlü olmak, yani hac için yükümlü olmuş mudur? E, bu temel bir şarttır. Hac için yükümlü olmuş fakat o hacı yerine getirmede bir takım engelleri oluşmuş mudur? Bunların hepsi uzun zadiye anlatılması gereken hususlardır. Diyelim ki bir kimse vekaleten yani bedel yöntemiyle ha, e, hacca bir başka kimseyi gönderebilecek duruma gelmişse, yani öyle bir vasfı taşıyorsa o zaman bu kişinin Hali hayatındayken kesinlikle kendisinin hacca gidemeyecek derecede olması lazım. Yükümlü olup evet. Yükümlü olup Müslüman olması, efendim hür, e, sağlıklı ol, e, Müslüman olması, istita sahibi olması, akıl bulu sahibi olması bu çerçevede e, istitaat dediğimiz mali olarak e, hani yeterliliğinin Yeterli bulunması bu şekilde yükümlü olduktan sonra hayattayken bizzat kendisi haca gidemeyecek derecede bir e, sıkıntı içerisinde olması halinde. Mesela bu sıkıntı halinde. şey değil değil mi hocam? İşlerim çok yoğun. Hayır Demiyorum, öyle bir değil. sıkıntı değil. Sağlık, Sağlık olacak. felç gibi, müzmin hastalık gibi bir sıkıntı halinde olması durumunda vekil gönderebilir. O vekilin tabii ki masraflarını kendisi karşılayacak. Bu e, bir husus. Diğer bir husus. Ölmüş olması ama ölürken de vasiyet etmesi gerekir. İşte ben e, şu kadar para ayırdım bu hac için ve bu parayla işte e, benim adıma varislerim hacca gitsinler veya birisini hacca göndersinler şeklinde bir e, maddiyat da ayırıp o gidecek kişiye teslim edilmesi gerekir. Bu şekilde e, fıkıh kitaplarımızda, e, efendim farz hac yerine getirilmiş olur. Ancak işte muhterem hocamızın da ifade ettiği gibi bir kimsenin oğlu, kızı veya işte damadı gibi bir yakını eğer vasiyet edilmese bile hacca giderse onun adına ve bütün bu masrafları da bizzat kendisi hani karşılayarak hacca giderse Burada umulur ki Yüce Rabbimiz o haç yapmayan kişinin hacını kabul eder. Böyle de bu bedel olarak gitmiş olabilir. Yani. Gitmiş olabilir. Umulur ki Rabbim kabul eder. Rabbimin rahmeti, mağfireti geniştir İnşallah e, diye e, söylüyoruz. Ve bu şekilde fetvamızı veriyoruz. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Kırşehir'den bir telefonumuz var. Remzi Bey telefon attığımızda. Alo. Gerçekten. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Remzi Bey. Ha. Evet, buyurun. Alo iyi akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Peki, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte bir Allah olsun. işte bir sorum var hocam. Dinliyoruz. İmam namaz kıldırırken arka cemaatten biri hapşırarak çok şükür elhamdülillah derse namaz iade edilecek mi? Namaz bozulur mu? Bunu merak ettim hocam. İmam mı hapşırıyor? Hayır hayır, imam namaz kıldırırken cemmetten birisi hapşırarak tamam. çok şükür elhamdülillah derse onun namazı tekrar iade mi olacak? Namazdan çıkıyor mu onun merak ettim tamam, de. Tamam soralım. Evet. Kırşehir'e selam ediyoruz. Dua bekleriz. Allah emanet olun. Yani kişi kendisi aksırıyor evet. sonra da hemen peşine kendisi şükür, veya namaz... yanındaki bir başka kimse ben öyle Ben namazda yani. veya namazdayken. Evet tabii şimdi e, ee, hapşurma bizim elimizde olmayan bir durum değil mi? Ee, olabilir. Ondan dolayı Tabii. olabilir. Yani eğer tutabiliyorsak tutar, tutamıyorsak hapşururuz. Tutulması da çok tehlikeli. Çok zor ve Allah tehlikeli Allah değil mi? Yani Allah, ben en çok araç sürerken hapşurmaktan korkuyorum. E, çünkü o anda gerçekten insan e, e, duruyor yani fakat araçta gidiyor Rabbim kolaylık versin. Ee, şimdi Ay, Hocam ben bunu hiç düşünmemiştim Hakikaten tehlikeli bir olay yani. evet. Bu saatten sonra ben de araç sürerken Hapşurursam korkarım Hep aklıma gelir ee, Rabbim kolaylık versin Amin. Şimdi namaz kılarken bir kimse hapşursa e, Ve elhamdülillah Dese sadece Elhamdülillah Kur'an'da geçen bir ifadedir Elhamdülillahi Rabbil alemin Ondan dolayı sadece elhamdülillah Dese, dese? Namazı bozulmaz. Ama çok şükür elhamdülillah. Ama çok şükür elhamdülillah derse veya başka Türkçe ifadeler kullanılsa, bunu kim kullanmışsa onun namazı bozulur, yeniden başlamak ya gere başlaması gerekir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Tabii Allah inşallah imam dememiştir. O zaman hepsi... o zaman hepsinin namazı bozulur. Allah Allah, bir evet. düşününce garip oldum hocam. Ayşe Hanım'ın selamları var. Biz dün Mehmet Kapukaya hocamla namazda cehri ve hafi okuma konusunu işlemiştik. Ayşe Hanım diyor ki muhterem hocam ben dün programın sonuna doğru denk gelmiştim. Orayı tam anlayamadım. Bu namazda cehri okuma ve hafi okuma kısmını tekrar muhterem Fatih hocamız açıklarsa biz de bir daha anlamış olalım. Soru şuydu münferiden namaz kılıyoruz ve öğle namazını kılıyoruz mesela. Burada hafi okumayı yapıyoruz tamam ama akşam namazını da münferiden kılıyoruz. Burada cehri okumanın sınırları nelerdir? İlla cemaat olunca mı cehri olur? Münferi'den yapabilir miyiz? Bir. İkincisi de şuydu. Akşam namazını cehri okumamız gerekirken sessiz okumaya başlasak. Namaz içerisinde aklımıza gelse henüz Fatiha'dayken. Ha, imam. Evet, i̇mam, i̇mam için diyorsunuz değil mi? Tekrar sesli okumaya başlayıp devam etse sehif secdesiyle bu durumu kurtarabilir miydi soru? Evet. Bir kez daha açıklamış olalım. Şimdi bir kimse e, imam olsun... Yani tek başına namaz kılan kişi olsun, öğle namazını veya ikindi namazını e, cehri okursa, hafi okuması yani gizli okuması gereken yerde sesli okuduğu için sevsezcesi gerekir. E, aynı şekilde bir kimse akşam namazını, yası namazını ve sabah namazını münferiden tek başına kılarken, Gizli okuması gerekir ama sesli de okuyabilir. Yani sesli de okuyabilir. Akşam namazını tek başınıza kılıyorsunuz. Odadasınız. Orada sesli bir şekilde okuyabilirsiniz. Tek başınıza kılsanız bile. Fakat imam olarak bir cemaate namaz kıldırıyorsanız burada kesinlikle sesli okumanız gerekir. Kesinlikle cehri okumanız gerekir. Burada hafif okuyamazsınız. Okursak sahih. Okursak gelişir. o zaman sevsecesi gerekir. Durum bundan ibaret. Aynı şekilde mesela akşam sessiz başladık. ha yanlış yaptık dedik. Sonra hemen hatırladığımız ayet-i kerimeden cehri okumaya devam ettik. Yine e, sevsecesi. E tabii ki yani baş çünkü kısmen orada hafi okumuş olduk. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmış. Tabii e, çok kıymetli hocam. Benden çok daha iyi açıklamıştır. E, hocama da buradan selam Estağfurullah. söylüyorum. Estağfurullah. Hürmetlerimi ifade edin. Allah razı olsun. Ayşe Hanım zaten diyor ki ben sorunun son kısmına yetişmiştim. Anladım. Evet. O yüzden ikinci bir tekrar oldu gibi. Sizden de Allah razı olsun. Hocamızdan da. Çanakkale'ye gidiyoruz. Süleyman Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Hoş bulduk Furkan Hocam. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Ee, ben... Tarla temizliği yapıyoruz. Yani zeytinliklerin içinde temel kazıyoruz e, kepçeyle. E, düzleme yapıyoruz. Bu 50 santimde kemik çıkıyor veya 2 metrede 3 metrede çıktığı yerler oluyor. Mezar da e, Bu kemikleri topluyoruz ama dağıtabiliriz e, bu kemikleri. Bir sorum daha var Furkan Hocam. So buyurun buyurun. Ee, aynı zamanda bir de e, eski evleri yıkıyoruz. Bunların içinde Kur'an-ı Kerimler, eski Kur'an-ı Kerimler çıkıyor. E, tabii dağılmış şeklinde. Bunları da topluyoruz. Bunları nasıl imha ederiz? Soralım Süleyman Bey. Evet. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Çanakkale'ye çok çok selam ediyoruz. Dua bekleriz. Şimdi soru başka bir yerden gelmiş olsa daha böyle kabul edilebilir bir durum olabilirdi belki ama bir Destanın yazıldığı Çanakkale olunca insan acaba şu Heda'nın kemikleri midir diye de düşünmeden edemiyor. Benim aklıma direkt o geldi hocam. Her ne kadar zeytin bahçelerinin yakını falan olsa da e, evet. ben bunu düşündüm. Siz ne dersiniz? Yani Anadolu'nun e, her tarafı karış karış şehitle dolu e, Rabbim. E, Onların şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Amin, amin. Ee, tabi ister e, şehitlerimiz olsun ister e, vefat eden büyüklerimiz olsun e, insanın e, dirisi mükerrem olduğu gibi ölüsü de mükerremdir. Tabii. Ondan dolayı e, bu şekilde e, çalışan bir kardeşimiz e, tabi ne bilsin yani toprağa eşiyor ve hafriyat alırken e, diyelim ki üstü üzlenmiş olan bir yerden alttan kemik çıkıyor. Bu durumda yapılacak olan husus o kemiklerin hepsini böyle bir araya getirip onları uygun bir yere nakletmektir. Yani tekrar uygun bir çıkıyor. yere defnetmektir. Yoksa yani böyle öyle bırakmak öyle toprağı hani kaldırıp atmak yanlış olur. E, bu noktada dikkatli olmamız gerekir. Şimdi kardeşim diyecek ki ben nasıl yapacağım? E, bunu ilgililere söyleyecek. İşte buradan bir mezarlık çıktı, bir kemik çıktı. Ve onlar da bu işi yapacaktır. E, e, bizim e, Müslüman olmamız e, ölümüze, dirimize saygı e, duymayı gerektirdiği gibi ölümüze de saygı duymayı gerektirir. verev ki gayrimüslim... Tabii ki velev ki gayrimüslimler şey, için bile olsa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum aliniz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde e, yani e, şu Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin evinin yanında bir yere e, oradaki insanlardan da e, yerlerini satın almak istiyor ve orayı mescit yapmak istiyor. Onlar da biz e, ya Muhammed burayı sana satmayız, Allah rızası için veririz ve Allah'a vakfederek veririz. Burayı mescit yap, şu anki Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yer. E, Tabi oranın bir kısmı hurmalıkmış, bir kısmı ören deriz ya hani harabeymiş, viraneymiş. E, ve ora düzleniyor, o e, ören yer e, düzleniyor. Ee, hurmalar, e, mescidin e, ön tarafının duvarı e, yapılıyor, kesiliyor. Böyle ön duvarı o zaman ilk mescidin o hurmalıklardan yapılıyor. Ve o mescidin bir yerinden de, örenlerin, hani o viran olan yerin bir yerinden de mezar çıkıyor. Bu mezarlar tabi müşriklere ait, önceki e, dönem insanlara ait, cahiliye dönemine ait. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Onların kemiklerini böyle katma karışık yapmıyor, düzlemiyor. Onları çıkarttırıyor ve uygun bir yere onları defnettiriyor. Yani sadece Müslüman için değil, dikkat edin. Gayrimüslimler, Gayrimüslimler için de aynı, aynı şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmemiz ancak bu şekilde olur. Eyvallah hocam. E, Kur'an-ı Kerimlerle alakalı ne? Yani anlatılmaz? ben e, 6 Şubat depreminin hemen peşine Malatya'ya gitmiştim il müftülüğümüzün yanındaki bina göçmüştü. Orada da e, şunu gördüm ve çok duygulandım. Gerçekten Allah onlardan binlerce defa razı olsun. Amin. E, kurtarma ekibi e, binanın e, bin, e, efendim içerisinden o yıkılan e, yerlerde Kur'an-ı Kerim e, buluyorlardı. Getirip onları özel böyle yüksek bir yere istif ediyorlardı. Yani bizim insanımız e, Kur'an-ı Kerimleri e, velev ki yıpranmış olsa bile velev ki bir şekilde kullan, kullanılamayacak bir şekilde bir şekle gelse bile bunu gelişi güzel atmaz. Bu şekilde çıkan Kur'an-ı Kerimleri hani toprağın altında çıkan Kur'an-ı Kerimleri güzel bir şekilde en yakındaki il ve ilçe müftülüklerimize teslim edersek onlar en güzel şekilde Kur'an'ın saygınlığına uygun olacak şekilde Bunları geri dönüşüme gönderirler ve Allah'ın izniyle Kur'an'a saygın bir toplum olduğumuzu gelecek nesillere göstermiş oluruz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hattımızda bir telefonumuz var. Kahramanmaraş'tan Turan Bey telefon hattımızda. Hoş geldiniz efendim. Alo. Efendim canım. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. E, Selamun aleyküm, iyi akşamlar hocam. Ve aleyküm selam. Hocam ev, evim Afat'a gitti. Cuma namazı için e, kılmak için çok uzun bir mesafedeyim. 5 kilometre kılamıyorum. Ne yapmam lazım? Bir, Yok İkinci olur. bir sorun da Hakk'a yani, yazıldım. 12, Turan abi oldu. bir saniye bir dakika. Gidemedim. Turan abi ellerimden ah, öperim. Şu anda çok perişanım yani. Çok ihtiyarladım. E, gitmesem nasıl olur? Tamam. E, anladım ben. Bu Sağlık, afiyet diliyoruz. Ellerinden öpüyorum. Cenab-ı Allah korusun, kollasın. Kahramanmaraş'a da selam olsun. Deprem dedik, 6 Şubat depremi. Depremde kaybettiğimiz yakınlarımıza, eşimize, dostumuza, komşularımıza rahmet dileyelim. E, Turan Bey'in evi de afete yıkılmış. Şimdi ikamet ettiği yerde yakın bir bölgede cami yok diyor. Yaşlı olduğunu da bir sonraki sorusundan öğrendik. E, ben gidip gelemiyorum. Cuma namazı için acaba bu geçerli bir mazeret midir ...demek ki refakat edecek biri de yok yanında... ...ne dersiniz? Evet, şimdi cuma namazına... E, ...gitmemeyi... E, ...yani meşru olacak... E, o, ...yani meşru... ...gitmemeyi meşru kılacak mazeretlerden... E, ...bir tanesi de... E, ...bir kimse gerçekten... E, ...aşırı derecede yaşlı... E, ...tek başına... E, ...refakatsiz bir şekilde... ...gitmemek... Cuma namazına gidemiyorsa o kişi e, evinde öğle namazını kılar. Ama e, bir şekilde ayağa e, yer tutuyorsa, elindeki bastonuyla e, dedemiz ellerinden öperiz gidebiliyorsa yakınındaki camiye en yakın 6 e, kilometre e, Evet e, gidebilir. Fakat e, eğer böyle bir durum varsa en yakın 5-6 kilometre uzaklıkta ve onu götürecek bir e, vasıta da bulunmuyorsa o zaman yine evinde kalır ve öğle namazını kılar. E, ama ben e, şahsen e, eğer orası bir hani e, büyüklerimizin, kardeşlerimizin depremzedelerin kaldığı bir e, e, konutlar var. Hani malumunuz prefabrik konutlar var. Başka e, deprem depremzedeler için hazırlanmış yerler var. Orada e, mescitler ayarlanıyor, konteyner mescitler yapılıyor, çadır mescitler yapılıyor. Yani e, bu, bu tür mescitlerin varlığını biliyorum e, yoksa da yapmamız gerekiyor eee de buna bir an evvel e, kulak asması gerekir yoksa yani bir o bölgede altı yaşayan uzaklıkta mescit olması. Tabii yani şimdi o bölgede yaşayan birçok e, insan var. Onların kalkıp da cuma namazını böyle uzak bir yere gitmesi doğru değil. Oraya insanların beraberce yaşamış olduğu o yere bir mescit e, yapılmalıdır. Ve yapacaklardır. Belki de bir sorulsa vardır. Belki de hocam. Evet. Eyvallah. İkinci sorusu da şu. Yine yaşlılık mevzusuyla alakalı gelişen bir soru. Hac için 12 yıldır bekliyorum. Artık takatim kalmadı diyor yani. Gitmesem olmaz mı diyor. Evet. Sağlık problemleri yüzünden. Şimdi bir Allah neziyle kurayı beklesin kardeşimiz, ağabeyimiz, büyüğümüz. Evet. Normalde o kadar yani çoğalmış ki artık 10 seneyi, 15 seneyi bulmuş e, kura çıkma süresi. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü e, hacca gitmek isteyenler çoğalıyor ve e, kota da belli, malum. E, i̇nşallah o seviyeye gelince e, Allah ona bir fırsat verir, bir sağlık e, fırsatı verir. Bu kardeşimiz haç görevini yerine getirir. İyi. Şimdiden e, konuşmak doğru değil. Eyvallah. Rabbim ona bir fırsat verir inşallah. Kendisi gidemese yerine bedel gönderir. Ve o bedel de onun yerine hac yapmış olur. Eyvallah hocam. Mehmet Bey'in selamları var. Deprem dolayısıyla devletimiz afet sedelere malumunuz olduğu üzere kira yardımı yapıyor demiş. Afet sedelerin bazıları hayırsever kardeşlerimizin evlerinde bila ücret oturuyorlar veya ücretsiz oturuyorlar tamamen. Hem ücretsiz oturup hem de devletimizin vermiş olduğu kira desteğinden yararlanmalarında dinen bir sakınca var mı? Şimdi devletin ilgili mevzuatında eğer bu kardeşimizin ücretsiz olarak bir yerde bir hayırseverin evinde kaldığı kalmasına rağmen yine e, kira ücreti ödenir diye bir hüküm varsa, e, o zaman o kira ücretini alarak bir hayırseverin bulun efendim ona sunmuş olduğu imkandan faydalanmasında bir sakınca yok. Ancak gerçekten devletin hani bu konuda koymuş olduğu kurallar mevzuat çerçevesinde eğer bir kişi bir şekilde kendisine ücretsiz bir barınma mesken bulmuş ise artık ondan kira yardımı kesilir gibi bir hüküm varsa o zaman faydalanamaz. Bu durumda yapılması gereken nedir? Sorunun muhatabı biz değil, sorunun muhatabı konunun ilgilileridir. Onlara sorulmalıdır. Eyvallah hocam. Mehmet Kuş şimdi bir mesaj göndermiş. Hocam Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Konteyner kentlerin hepsinde mescit var elhamdülillah demiş. Allah'a binlerce de şükürler bizim olsun. Bizim Turan amcanın ikamet ettiği yer belki konteyner kent değil, belki biraz camilere uzak, mescitlere uzak evet. bir yerde ikamet ediyor. Bu konudaki... Güzelliği bize haber vermeniz de isabetli oldu. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hasan Bey Konya'dan telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Ben Konya'dan arıyorum. Ne güzel yaptınız. İyi ki aradınız. <laughs> Nasılsınız hocam? iyi misiniz? Elhamdülillah Hasan abi. Sen nasılsın? Elhamdülillah, çok şükür. Ne güzel. Hocam ben size bir şey diyecektim. Ben 12-13 yıl önce Ümre'ye gitmiştim. Evet. Ümre'den gelince hacca yardımdım çıkmadı. Şimdi de hacca kura çıksa gitmeye imkanım yok. Sildirebilir miyim yani? Hmm. Cenab-ı Allah sana hayırlı rızıklar ihsan etsin Hasan abi öyle bir zenginleştirsin ki seni böyle lütuf, lütfundan ikram etsin. İnşallah çıksın, çıktığında da gidesin. Böyle bir şey ihtiyaç kalmasın ama hocama soracağım. Konya'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İyi dua et. Ee, Allah razı olsun. Bir müminin mümine yapmış olduğu dua muteberdir, makbuldur. İnşallah. İnşallah. Şimdi değerli hocam biraz önce cevabını verdik bu sorunun aslında değil mi? Aynen. Yani inşallah bu kardeşimize hac çıkar. Bu sene çıkmadıysa gelecek sene çıkar. Dua edelim. Rabbim hayırlı bir şekilde haçın çıkmasını nasip Amin. eylesin. Haç çıktıktan sonra eğer imkan bulursa, maddi imkan bulursa zaten gider. Eğer hastalık durumu söz konusu ise Rabbim şifa versin. inşallah kendi gitsin. Gidemeyecek ise... O zaman yerine bir bedel gönderir ve o şekilde haç görevini yine yerine getirmiş olur. Eyvallah. İnşallah evet. bu her şartı tas tamam olur da İnşallah. rahatça gider. İzmir'den Adnan Bey, Adana'dan Veysel Bey, Ali abi, Hamide abla. Bunların çok çok selamları var hocam. Aleykümselam. İzmir, müdavim izleyicilerimiz. Allah razı olsun. Selamlarını almadığım zaman da bana sitem ediyorlar. O yüzden söylüyorum. Özellikle Veysel abi Allah selamet versin. Hemen bir sitemli mesaj yazıyor oradan. Görüyorum ama işte bazen söyleyemiyoruz burada. E, Hakkına helal etsin. Miraç isimli bir izleyicimizin selamları var. Diyor ki, Muhterem hocam annesi vefat etmiş bir insan vefa definden sonra kızları varsa diyor o kızlar annelerinin adına iki rekat kabir namazı kılması gerektiği söyleniyor. Böyle bir şey doğru mudur demiş. Yani kızla da kayıtlamayalım. Kızı yoksa ne olacak? <laughs> evet, kızı yoksa ne olacak? Kızı, oğlu veya bir başkası, bir kimse defne öldükten sonra varisleri, yakınları, akrabaları, oğulları, babası, anası onu defnettikten sonra herhangi bir şekilde bir namaz kılma yani bunun için yani. Habir namazı var mı? Habir namazı veya defin namazı. Böyle bir namaz şekli bilinmemekte. Eyvallah. Yani götürülür, defnedilir, gerekli teçhiz, tekfin, defin işlemleri yapılır. Ondan sonra e, taziye e, evi kurulur ve taziyeler kabul edilir. Efendim ben büyüğümü, oğlumu, kızımı, efendim anamı, babamı e, e, defnettikten sonra herhangi bir şekilde namaz kılmalı mıyım? Hayır böyle bir namaz şekli bilinmemektedir. Biz bilmiyoruz. Eyvallah hocam. Hava Hanım selamlarını iletmişler. Muhterem hocam ölülerin arkasından kötü konuşmayın diyorlar. Yani normalde adam kötü birisi diyor hayattayken biliyoruz kötü biri. Ama sorduklarında nasıl bilirsiniz? İyi biliriz desek bu yalan söylemek sınıfına girmez mi diyor. yani tabii iyidir kötüdür bunu bilemeyiz ama Müslüman Müslüman için her her halükarda hüsnü zan beslemelidir. Onun hakkında bir şey bilmiyorsa. İyi ise tabii ki iyiliğini anmamız lazım. Kötüyse de yani ondan bahsetmememiz lazım. E, malumunuz ne derler? E, yani e, onun hakkında konuşup da elimize ne geçecek Furkan kardeş? Hiçbir şey. Hiçbir şey geçmeyecek. Onun için onun hakkında konuşmanın ee, anlamı yoktur. Doğru bir tarafı yoktur. İlla bir şeyden bahsetmesine de gerek yok. İlla iyi bir kimse de. Allah rahmet de, eylesin desin. Bitsin. İyi bir kimse de demesine gerek yok. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah e, nasıl biliyorsa öyle yapsın denilir. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Çorum'dan bir telefonumuz var. Gülişan Hanım telefon attığımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyursunlar efendim i̇ki sorum olacaktı hocam. Tabii buyurun. bir eşim Ramazan'da askere gitmiş bekarkene. E, oruç tutmamış. Bu da kandillere oruç tutuyor. O geçer olur, geçerli olur mu olmaz mı? Diyor. Kandille borcunu niyet etse olur mu olmaz mı diyor. Bir de bir, bir damadım bize kızını göstermiyor. Damatla küsüz. Torunları göstermiyor bize. Biz de ümriye gitmek istiyoruz nasıl olursa. E, onunla halellik istememiz gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Delafından neri engelle bizi konuşturmuyor. Böyle saklı konuşuyor kızımla. Onu soracaktım. Gülüşen hocam. anne şimdi bir öyle bir üzdün ki bizi yani. Keşke bir kuş olup uçsak çoruma gelsek de sizi damadınızla barıştırsak. İnşallah dua mahiyetinde olur. Barışırsınız diyelim. Çoruma selam olsun. Askerde evet. tutamadığı oruçları kaza ediyor. Muş, Tabii ki. Kaza, kaza niyetiyle ettim. etmesi lazım değil mi hocam? Tabii ki. Yani bir kimse e, tutamadığı oruçları hesap edip Kaç gün tutmadıysa e, bunların hepsini kaza etmesi gerekir. Ama ben kandilde oruç tutuyorum, e, bu da kaza yerine geçsin demekle olmaz. İllaki kaza, Allah bunu buna sayar denmez yani. İlla kaza niyetlemesi lazım. Bu kandili de beklemesine gerek yok. E, efendim şu kısa günlerde e, bu beyefendinin bu oruçlarını tutup bir an evvel e, bitirmesi lazım. Çünkü hak ne zaman vaki olur? Bilim hepimizi bilemeyiz. Rabbim borcumuzu e, bitirip öyle e, katına çıkanlardan eylesin Amin hocam. İki, vakit Vaktimiz çok dar. Burada sormak istediğim bir soru daha var. Umre'ye gideceklermiş, damatlarıyla küstermiş. Bir sürü problem. Yani Umre sünnettir. E, Sıla-i Rahim farzdır. E, yani bu büyüklerimizin damatlarını bir şekilde e, kendilerine çağırıp bir şekilde on aralarındaki problemi giderip e, küslükleri sizin de söylediğiniz gibi yok edip ondan sonra helallik alıp ümreye gitmeleri doğru olur. İnşallah. Şimdi sosyal medyada çokça bu aralar görmeye başladık hocam. Bilinçaltı temizliği, tövbe terapisi ve benzeri farklı isimlerde çokça yaygın şeyler var. İrem Hanım bunu sormuş. Böyle bir şey var mıdır? Dini açıdan doğru mu diyor. Şimdi e, bunlar ee, hepsi meditasyon yöntemidir. Çok değişik isimlerle e, karşımıza çıkıyor. E, meditasyon yöntemlerinin temeli e, uzak doğu dinlerine dayanır. Ve o uzak doğu dinlerdeki dini ritüeller, e, ibadetler, inanış şekilleri, tenasu e, buralara dayanır. Bundan dolayı bir Müslümanın e, bu şekilde, e, bu yöntemlerden faydalanarak, Efendim ben bilinçaltımı temizliyorum, ben kafamı temizliyorum, kafamı rahatlatıyorum, kendimi rahatlatıyorum, gönlümü rahatlatıyorum şeklinde bir e, tavra, düşünceye, davranışa gitmesi caiz değildir. Bakın doğru değildir falan demiyorum, dikkat edin. Bunlar caiz değildir. Bir Müslümanın böyle şeyler yapması e, kesinlikle e, yanlıştır. Bundan dolayı bir Müslüman namaz kılarak değil mi Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın yani bu program neredeyse hep namazla ilgili oldu büyük oranda. Namaz kılmanın ne Olmazsa kadar olmazımız bu aslında. Ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Hasta olan, yatarak hasta olan insan bile namazını kılacaktır dedik. E, bu kişilerin hepimizin namaz kılarak beynimizi temizlememiz Efendim oruç tutarak nefsimizi rahatlatmamız, zekat vererek kendimizi efendim temizlememiz, zaten zekat temizlemek demektir. Hem maddi hem manevi. Evet. Yani biz bu şekilde Allah'a ibadetlerimizi yaparak e, bu tür rahatlamaları nefsimize, ruhumuza, aklımıza e, sağlamamız gerekir. E, tefekkür ederek, zikrederek, Allah'ı zikrederek bakın Ela bi zikrillahi tatme innul kulub buyuruyor yüce Rabbimiz. Dikkat edin. Allah'ı zikrederek kalpler mutmain olur. Biz de Rabbimizi zikrederek efendim subhanallah virdini e, çekerek, elhamdülillah diyerek, Allahu ekber diyerek, kelime-i tevhid'i çekerek la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunu e, efendim dilimizi alıştırıp ve bu şekilde bunu devamlı bir suretle söyleyerek Nefsimizi mutmain kılmamız, nefsimizi ruhumuzu, aklımızı rahatlatmamız gerekir. Yoksa e, efendim böyle ilkel dinlerin, batıl dinlerin, e, e, efendim e, böyle meditasyon veya farklı bir takım inanışlarını e, kendi hayatımıza yoga gibi İnanışları, reiki gibi inanışları hayatımıza getirerek, sokarak, onları yaparak, onlardan fayda ummamız bir Müslüman'a yakışmaz. Bir Müslüman'ın yapmayacağı bir şeydir. Müslüman'ın yapması düşünülemez. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah uyarılarınızı dikkate alırlar. Allah razı olsun. Ve ona göre hareket ederler. Özellikle e, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatlarını veren mütesettir ablalarımızın yaptığını sanki daha çok görüyorum. Yani inşallah bu tehlikeye düşmezler. İnşallah teheccüd vakti, seher vakti kalkıp da bir iki rekat namaz kılıp şöyle bir tefekkür ...etmek herhalde insanı rahatlatır. Bin yıl reiki yapsa, yoga yapsa... ...o huzuru bulamaz Kesinlikle. zaten hocam. Teşekkür ederiz. Allah İyi ki Allah varsınız. Olur. İnşallah tekrar beraber oluruz. Muhterem dostlarımız... ...süremizin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki... ...birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Başkalarının ayıplarını araştırmayın. Ve başkalarının konuştuklarına... ...kulak kabartmayın. Hayati tavsiyeler... ...inşallah yapabilen kimselerden oluruz. Yani. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gerçi midir? Anlamadım efendim bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler bu kadar bir şey? göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne Öğrenmek herkese farzdır.